Yunanistan'la devam edelim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece 3 ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece 3 ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Ankara'daki temaslarının ardından bugün de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Stoltenberg ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki krize daha fazla müdahil olmasını isteyen Mitsotakis, sorunun sadece Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye arasında olmadığını, anlaşmazlığın NATO'yu da ilgilendirdiğini söyledi. Eğer Türkiye gibi bir NATO ülkesi başka bir ittifak üyesine karşı yasa dışı faaliyetlerde bulunuyorsa, o zaman Türkiye ittifakın kendisine de karşı geliyor demektir diyen Mitsotakis, Türkiye'nin Oruç Reis adlı sondaj gemisini Yunanistan'ın hak iddia ettiği kara sularından çekmesinin ise olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Ancak yine de dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Mitsotakis, bunun dürüst bir adım mı yoksa geçici bir taktik mi olup olmadığını bekleyip görmek lazım şeklinde konuştu. Mitsotakis, Yunanistan'ın iki ülke arasında yakınlaşma görüşmeleri için bir tarih belirlenmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Stoltenberg de, çatışmadan kaçınma mekanizmasına dikkat çekerek iki komşu ülkenin NATO çerçevesinde görüşmeyi kabul ettiklerini ve bölgede askeri bir kazadan kaçınılması gerektiği konusunda da anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. Bu yakınlaşmanın diplomatik çabalar için alan yaratabileceğini dile getiren Stoltenberg, farklı pozisyonların ittifak ortakları arasında dayanışma ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirtti. NATO geçtiğimiz haftalarda Türk ve Yunan askeri heyetler arasındaki 3 haftadır sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı. Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i 13 Eylül'de Antalya Limanı'na çekmesinin ardından dün de Yavuz adlı sondaj gemisinin Silifke Taşucu Limanı'na döndüğü duyuruldu.